Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün Anayasa Mahkemesi kararları ışığında cinsel yönelim ayrımcılığını konuşacağız. Konuğumuz Avukat Levent Pişkin. Levent hoş geldin. Hoş bulduk. Yayını yapmamızı en önemli sebeplerinden biri son günlerde gündeme gelen bir karar oldu. Eşcinsel olduğu için meslekten atılan bir din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni için Anayasa Mahkemesi'nden bu durumda ayrımcılık yok kararı çıktı. Özellikle bu karar üzerinden konuşmaya çalışacağız. Levent, bu öğretmenler, memurlar için bu şekilde meslekten uzaklaştırılma hali yeni bir şey mi Türkiye'de? Aslında değil. Yani daha evvel de Danıştay'ın verdiği kararlar konuyla ilgili mevcuttu. Ama Danıştay'ın lehte verdiği kararlar da mevcuttu. Yani hani benim ta öğrencilik dönemimden hatırladığım bir sınav sorusu olarak bir trans öğretmenin mesela meslekte kalmasını sakınca yaratmayacağına ilişkin bir kararı da mevcuttu Danıştay'ın. Ama bireysel başvuru biliyorsunuz 2012'den sonra zaten gündeme geldi ve o zamandan itibaren başladı. Dolayısıyla bu tip kararları artık daha çok göreceğiz. Ya ilk derece mahkemesinin kararlarındaki ayrımcılığa ilişkin kararların Anayasa Mahkemesi tarafından incelenip ayrımcılığı körüklemesi kararlarını diyelim özetle daha fazla göreceğiz herhalde bu süreç içerisinde. Ya aslında mevzu sadece şey de değil yani hani ortadaki ayrımcılık da değil yani hani sistematik bir şiddet aynı zamanda yani hani çünkü bu aslında burada din kültürü öğretmenine yapılan medeni ölüm. Başka hiçbir şey değil. Memuriyete giremiyor, başka bir yere giremiyor ve 20 seneden fazladır bu süreçle uğraşıyor. 20 senenin hem psikolojik olarak yorgunluğu hem de ifşa olmuş olması her ne kadar kararda ismi geçmese de eminim pek çok mahkeme kararında ya da hani bu ya da pek çok internet sitesinde ya da haber sitesinde ismiyle geçiyordur ve dolayısıyla ciddi ve zor bir süreç yaşamıştır ve bu sebeple özel kurumlarda dahi iş bulması ziyadesiyle zor gibi görünüyor. Bu söz konusu öğretmen de yaklaşık 20 senedir bu işle uğraşıyor. Evet, evet kadar. Yani ta meslekten atıldığı andan itibaren bu konuyla uğraşıyor. Ya meslekten atılma gerekçesiyle ilgili herhalde geleceğiz oralara. Evet, hangi maddeyle atıldı ve ne üzerinden başvurdu? O hukuki süreci senden dinleyelim. Şimdi süreç uzun bir süreç aslında. Öğretmenin kendi yaptığı başvuruların toplam süreci ama ya özetle bir kanun var ve kanun 1930 tarihli bir kanun. İsmi de işte Anayasa Mahkemesi kararında da anılıyor. İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanun. Yani günümüz Türkçesiyle hukukçu değilseniz anlamanız çok çok zor olan bir şey. 1930 tarihli bir kanuna dayanarak bu öğretmen meslekten ihraç ediliyor. 1998 yılında ihraç ediliyor. 68 yıllık bir kanunla yani dünya değişip dönüşürken hala o kanunu uygulayarak bir ayrımcılık mevzusu ortaya çıkıyor. Din kültür öğretmeni eşcinsel. İçerik nedir bu kanundaki? Kanun iffetsizlik üzerine yani bu disiplin suçları ile ilgili bir terfi ve tecizi atılmaları ile ilgili vesaire. Ama kanun metni şeyde de geçiyordu herhalde. Anayasa Kararı Mahkemesi da kararında da geçiyordu. İffetsizlik temelinde şekilleniyor. İffetsizlik tanımı da ilginç. Aslında içinde bir eşcinsellik yok ama eşcinsellik direkt olarak iffetsizliğe eş görülüyor özellikle böyle mesleklerde anladım. Yani hani genel algı zaten bu şekilde yani hani namussuzluk ya da hani iffetsizlik, ahlaksızlık, sapkınlık, sapıklık, cinsel bozukluk, hastalık gibi çeşitli etiketlemelerle bu ayrımcılık hem toplumsal anlamda hem hukuki alanda devam ediyor. Ya sorun şu zaten yani hani hukuki meselelerde ya da kaidelerde vasata oynayan ya da vasatı tarif eden onların ahlak, namus anlayışlarıyla şekillenen kanuni metinler bu tip mevzular her zaman doğurmaya gebedir. Yani Türk Ceza Kanunu'nda genel ahlak gibi bir kabahatler kanununda en azından mevzu var. Ya da Türk Ceza Kanunu'nda yine birazdan değinirim anlatırken doğal olmayan yollarla cinsel ilişki diye bir mevzu var. Ve hani bu yollar nedir? Bunlara ilişkin herhangi bir tanımlama, bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla genel olarak yargının yaptığı toplumsal ahlakı baz alıp, genel ahlak dediğimiz kaideyi baz alıp buna ilişkin kararlar kuruyorlar. Bu sadece ceza kanunda belirli olması gereken bir yer. Biri de yani hani mevcut kanunlarda da şey var. Yani hani atıyorum mesleğin
vakar ve tutumuna aykırı davranışlar. Nedir bu davranışlar? Yani mesleğin vakarına eşcinsellik bozar mı mesela gibi gibi. Hangi mesleğe uygundur, hangi mesleğe değildir? Değildir ya da hani bir cinsel yönelime göre meslek mi tercih edilecek gibi çeşitli soru ve sorunlar meydana geliyor tabii ki. Bu Anayasa Mahkemesi kararı bir askerle ilgili de, askerlikle ilgili de gündeme gelmiş. Evet, o itiraz yolu oradaki. Bu bireysel başvuru din kültürü öğretmeninin ki. Buradaki de itiraz ile ilgili. Yani hani ya bazı kanun maddelerinin iptali için ya da kanun maddelerinin anayasaya aykırı görürse ilk derece mahkemeleri ya da temyiz mahkemeleri bu kanun maddesinin anayasaya aykırılığını iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne iptal talebinde itiraz eder, iptal talebiyle. Ve itiraz yoluna başvurmuş askeri Yargıtay 1. Dairesi. Yani hani orada da durum vahim. Genelde askerlik ya da askeri hukuk ya da askeri yargı daha muhafazakar ve erkek olarak kodlanır. Eril ya da heteronormatif ama askeri Yargıtay'ın anayasaya aykırılık derecesini yani hani anayasaya aykırı bulduğu bir kanun hükmünü Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun buluyor mesela. Onun da içeriğine yine herhalde ilerleyen safhalarda bir biçimde değiniriz. Onlarda yani şöyle ayrımcılık yoktur diyor değil mi Anayasa Mahkemesi? Ve askerler için de özel bir durum söz konusudur gibi bir çıkarımları var. Bu mesleğin şimdi, doğasına uygun değildir. Şimdi oradaki mevzu şey gayri tabi mukarenet diye bir tabir var bu askerlik kanunu. Ya erbaşsanız işte ya da hani şeyse görevden atılıyorsunuz gayri tabi mukarenette bulunduğunuz için. Gayri tabi mukarenet doğal olmayan cinsel ilişki demek. Doğal olmayan birleşme cinsel ilişki demek. Kanun maddesi burada çok enteresan zaten genel olarak yani hani şeyde bu kanun itiraz konusu olan 153. madde iffetsizliği anlaşılmış olan bir kimseyle bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimseyle nikahsız olarak devamlı suretle yaşamakta ısrar eden asker kişiler diyor. Sevginizle de yaşayamaz. Evet yani hani kanuna göre öyle oluyor. Bir kimseyle gayri tabi mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıran asker kişiler hakkında fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca TSK'dan çıkarma cezası erbaşlar için de rütbenin geri alınması cezası verilir diyor. Yani hani buradaki mevzu işte diyor ki doğal olmayan cinsel ilişkide bulunursanız yani hani eşcinselseniz ve anal ilişkide bulunduysanız ya da oral ilişkide bulunduysanız ya da neyse ne yani hani gayri tabi mukarenetten kasıtları neyse ben seni görevden atarım diyor. Çünkü diyor bu mevzu diyor askerlikle yakıştırılamaz. Askerliğin ciddiyetiyle çok kaba bir biçimde söylüyorum şu an yani hani Anayasa Mahkemesi kararı çünkü... Özetle böyle bir karar aslında bir taraftan da. Diyor ki disiplini de bozacağız. Evet, disiplini bozar diyor. Askerlik disiplinine yakışmaz diyor. Mesleğin onur ve saygınlığına da dolayısıyla diyor askerlikte eşcinsellik uygun düşmez diyor. Ve dolayısıyla yani hani bu hükmün olması meşru bir amaca dayanmaktadır diyor. Yani hani askerliğin etkililiği, verimliliği, mesleğin onur ve duruşu ve saygınlığına halel getirmemesi açısından birey hakları ile kamu yararı arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Bu, özetle böyle söylüyor. Öğretmenle ilgili karar ve bu askerlikle ilgili karardaki benzer nokta ikisinde de o meslekleri aslında özel meslekler olarak görüp bu mesleklere yakışmadığını söylüyor. Çok hukuken konuşmaya gerek yok aslında mevzuda. Kararların ikisinde de şunu söylüyor. Yani hani bir tanesinde bu askerlik mevzusuyla ilgili kararda diyor ki güven, itibar ve saygınlığı sarsılır diyor. Yani hani özetle bunu söylüyor Anayasa Mahkemesi askerlikle ilgili mevzuda. Diğer mevzuda da diyor ki çocukların sağlıklı yetiştirilmesi ve çocukların ahlakının korunması için diyor. Yani hani orada Engin Yıldırım'ın her ikisinde de daha doğrusu Engin Yıldırım'ın yazdığı şerh bence hukuk fakültelerinde zaten örnek olarak okutulmalı ayrı mesele ama. Bu Anayasa Mahkemesi kararına itiraz eden başkan vekili. Karşı oy yazan. Oy. Evet ya karara katılmayan başkan vekili Engin Yıldırım. Engin Yıldırım şöyle özetliyor zaten Anayasa Mahkemesi kararını. Diyor ki eş türdeş kimliğe sahip olan bireyin Türk toplumunun cinsel ahlak kurallarına aykırılık teşkil ettiği ve toplumun değer yargılarıyla örtüşmediği şeklindeki yaygın ve yerleşik görüşü dikkate alarak davacının cinsel kimliğini öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayan bir nitelikte olduğu gerekçesiyle işlemin hukuka uygun olduğuna. Şimdi sıkıntılı, her anlamda sıkıntılı. Yani hani Türk toplumunun cinsel ahlak kurallarına aykırılık ya hani Türk toplumunun geliştirdiği ya da oluşturduğu bir cinsel ahlak varsa tarihe bakıp bir tekrar gözden geçirmek lazım bu ahlak meselesini. Yani hani
neymiş bu pratikler ya da nelermiş üzerinden. İkincisi de şey, cinsel kimliğin öğretmenlik mesleğiyle örtüşmediği mevzusu. Yani ayrımcılık dışında diyebileceğiniz başka bir şey yok. Hani dememiz burada uygun kaçmaz en azından. Düpedüz, doğrudan ayrımcılığı Anayasa Mahkemesi hukuka uygun buluyor ve kararını da şöyle gerekçelendiriyor. Şimdi burada bir disiplin cezası var biliyorsunuz din kültürü öğretmeninde özetle. Hademe'ye eşcinsel ilişki teklif ettiği söyleniyor. Bunun üzerine de Hademe şikayette bulunuyor ve disiplin süreci başlıyor. Disiplin sürecinin akabinde müfettiş görevlendiriliyor ve işte az evvel bahsettiğimiz o 1702 sayılı kanun ilgili maddesi, 27. maddesi gereğince meslekten çıkartılıyor. Şimdi meslekten çıkarılırken yaptığı fiil ve davranışlar diye belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığı fiil ve davranışlar diyor. Anayasa Mahkemesi de yaptığı fiil ve davranışlar. Şimdi cinsel yönelimi eşcinselse, dolayısıyla herhangi bir heteroseksüel nasıl gidip herhangi bir kadına ya da erkeğe, kadın ya da erkek olmasına bağlı olarak sevgili olma, beraber olma ya da flört etme teklifinde bulunuyorsa, eşcinsel birinin de böyle bir teklifte bulunma hakkı pek tabii ki var. Yani bu tartışılacak bir mevzu değil. İkinci sıkıntılı mevzu, Anayasa Mahkemesi diyor ki burada diyor özel hayatın gizliliği ihlal edilmemiştir. Çünkü diyor özel hayatın gizliliğini bilerek açmıştır diyor. Yani hani kendisi eşcinsel olarak açılmıştır kasabaya diyor ve bu duyulmuştur. Dolayısıyla mahrem alanını kendisi açılarak kısıtlamıştır. Şimdi bu şu demek, ya eşcinselseniz bile açılmayın. Diğeri de şu demek, eşcinselseniz de seks yapmayın, flört etmeyin ya da birilerine ilişki teklif etmeyin demek. Cinsel yönelimiyle doğrudan ilintili iki mesele, yani ortadaki bir LGBT artı mücadelesi zaten. Hani bu açılma var olma mevzusu üzerinden patladı ve doğdu. Yani hani buradayız ve var olacağız denilerek mücadele ediliyor. Ama Anayasa Mahkemesi size diyor ki bu noktada açılırsan kendi mahrem alanını daraltırsın. Dolayısıyla böyle bir iddiada da bulunamazsın. Yani hani yorumladığınız zaman ya da hani politik düzlemde baktığınız zaman mevzuya çıkan sonuç budur Anayasa Mahkemesi kararından. Korkunç ayrımcı bir görüş. Varoluş hakkına doğrudan müdahale eden bir görüş. Varoluşu kısıtlayan bir görüş ve hani varoluşa dikte eden bir görüş. Diyor ki cinsel yönelim sebebiyle ayrımcılığa uğramamış, davranışları sebebiyle ayrımcılığa uğramıştır. Eşcinsel birinden, eşcinsel bir erkekten bir kadına çıkma teklifinde bulunmasını bekleyemeyiz. Ya, dolayısıyla hani birbirine sıkı sıkıya bağlı bir şey var burada, ilişki var. Ve davranışları cinsel yönelimiyle doğrudan alakalı ve net, ortada. Dolayısıyla bu duruma özel hayat üzerinden yapılan itirazlar da çok doğru gelmiyor kulağa. Yani gizlilik mevzu değil, görünebilir olmak asıl mücadele olmak. Evet, bu özel hayatın gizliliği mevzusu zaten bana kalırsa yani şahsi fikrim. LGBTİ meselelerinde yani AİS 8. madde yani anayasanın 20. maddesi. Pek lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve sair bireylere hitap eden bir madde değil. Yani hani bu tip yorumlar ortaya çıkarabilir. Ya bu tip yorumlar ortaya çıkarmaya gebe. Yani hani kuşkusuz bir özel hayat mevzusu ama özel olduğu kadar ya da özel tutmak isteyen kadar bunu kamusallaştırmak isteyen ve politikleştirmek isteyenler de mevcut. Ve sen politikleştirdiğin zaman özel hayatın ihlal edilemez diye bir karar veremezsiniz. Yani hani ben bunu heteroseksüel biri bunu nasıl sakınmadan yaşıyorsa ve ona denmiyorsa ki sen bunu kamusallaştırdın. Çünkü heteronormatif düzen. Kimse kimseye şey değil. Evlenilen bir dünyada yaşıyor. Evet. Yani hani heteroseksüellerin evlendiği en azından. O zaman eşcinsellere diyor ki yani hani tam sen eşcinsel olabilirsin ama açılma. Ya da bunu kamusallaştırma ya da politikleştirme. Bunu kamusallaştırdığın anda özel hayat ile kamusal alan arasında ayrım ortadan kalkar ve belirsizleşir ve özel hayatın kısıtlanır. Dolayısıyla özel hayatına bir takım saldırılar ve kısıtlamalar gelebilir. Şimdi yani böyle bir çağda iletişimin bu kadar yaygınlaştığı, kamusal alan tartışmalarının artık doruğa ulaştığı ve hani doyduğu aslında bir çağda özel hayat gibi ya da hani özel hayat ile kamusal alan kıyaslaması yaparak böyle bir gerekçe yazmak kuşkusuz Anayasa Mahkemesi'ne yakışırdı. Nitekim gerekeni de yapmış yakışanı ve korkunç ayrımcılık içeren ve hani bu ayrımcılığı da döne dolaşa çeşitli bahanelerle cinsel yönelimle ilgili değil diyerek
şey yapan bir yerde duruyor. Yani kaldı ki Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, işte Engin Yıldırım Karşıyol görüşünde hepsini saymış. Her ne kadar bazı maddelerine, işte atıyorum Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 26. maddesine çekince koymuş olsa da uluslararası sözleşmeler, taraf olduğu uluslararası sözleşmeler zaten bu ayrımcılığı yasaklıyor. Uluslararası sözleşmeleri geçtim, anayasanın 10. maddesi var. Ve Anayasa Mahkemesi bunu kararlarında defaten, müteaddit defalar dile getiriyor. Diyor ki anayasanın 10. maddesinde sayılan mevzular orada sınırlı, tahdidi mevzular değildir ya da kimlikler değildir. Oradaki mevzu, yani hani ve benzeri dediği, daha geniş yorumlanmalı ve zamana göre değiştirilerek yorumlanmalı diyor. Ve cinsel yönelim ayrımcılığını da bu eşitlik meselesi üzerinden sayıyor. Yine Anayasa Mahkemesi'nin bence yapmış olduğu şeylerden, sıkıntılı yorumlamalardan bir tanesi bu eşitlik yorumlamasına ilişkin. Aynı durumda olanlara aynı ya benzer muameleler mevzusunda, ki kaldı ki bunu bile ihlal etmiş kendi kararıyla. Yani heteroseksüel bir öğretmen ile, heteroseksüel bir öğretmen okulun hademesine ilişkide bulunduğu zaman bu sorun olmuyor. Ama eşcinsel bir öğretmen okulun hademesine ya da çalışanına ilişkide bulunduğu zaman bu sorun oluyor. Yani hani aynı durumda olanların farklı muameleye tabi tutulduğu ortada. Ve hukuki süreçler de belli ki işe yaramıyor bu konuda artık. Yıllar fakat bir de ya, hani LGBT'ler gibi azınlıkta, cinsel azınlık olan gruplar var. Bu cinsel azınlıkların bir biçimde korumaya muhtaç demeyeyim ama hukuken korunması gerekiyor ve hususiyetle aslında korunması gerekiyor. Yani bu da sosyal devlet ilkesinin bir gereği. Yani hani sadece soyut eşitlik, kanun önünde eşitlik değil, somut mevzularda da yani. Hani buradan anayasada bu LGBT'yi korunmasına gelelim o zaman. Anayasada LGBT'yi topluluğuna dair herhangi bir kelime, herhangi bir koruma, yok, hayır, ne var? Hiç herhangi bir şey yok. Bu 2016'da geçen bu Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu yasa tasarısı vardı. Ona cinsel yönelim kelimesi alınmamıştı diye hatırlıyorum. Bu 2 sene önce oluyor. Sadece o değil aslında. Yani yeni anayasa yazım sürecinden hatırlarsanız, yanlış hatırlamıyorsam görüşmelerin bittiği nokta anayasanın eşitlik maddesinin yazılması noktasıydı. Dönemin BDP'si ve CHP'si komisyonu terk etmişti. O dönemde sıklıkla yer almıştı. İşte Anayasa Komisyonu, AKP'nin başkanı o dönem kim? Mustafa Şentop. Eşcinsel çocuğum olsa intihar ederdim gibi bir şeyde mi bulunmuştu? İşte gibi, ya da işte bu Türk toplumunun kaldırabileceği bir mevzu değildir gibi çeşitli söylemler var. Yani 2008'den beri aslında bu söylemleri zaten hükümet kanadından sıklıkla görüyoruz. İşte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ali Yekabaf'ın hastalık olarak nitelendirmesi, eşcinselliği, ardından işte bunun genel ahlaka ya da Türk toplumunun değerlerine aykırı olduğunun yine hükümet kanadından ve ya da hükümet partisi tarafından sıklıkla nitelendirilmesi aslında temel bir sorun. İşte ayrımcılık yasası mevzusu vardı bu şeyden sonra, anayasa mevzusundan sonra, yeni anayasadan sonra. Bu kanuna dair cinsel yönelim şeyi konulmadı ve kanun ne aşamada şu an bilmiyoruz. Özellikle kaçılıyor zaten. Evet, yani herhangi bir şey, ayrımcılığın yasaklandığı kanunda ayrımcılık yapan bir kanun koyucu sözünü ettiğimiz. Yani, dolayısıyla hani mevzuatta çok özür dileyerek LGBTİ haklarına ilişkin ya da LGBTİ'lere yönelik pozitif anlamda herhangi bir düzenlemeden söz etmek mümkün olmadığı gibi LGBTİ'lerin kırılgan hayatlarını daha da kırılganlaştıracak ve daha da zor duruma sokacak pek çok kelime ve düzenlemenin mevcut olduğu ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarında da ortada. İşte bu konuda günlük hayattaki görünürlüğün yanında acilen hukuki bir koruma da gerekiyor demek ki. Çünkü insanlar anında memuriyetlerinden, işlerinden. Onu söylüyorum aslında. Yani Anayasa Mahkemesi'nin 10. maddeyi sadece kanun önünde eşitlik olarak yorumlaması, ikinci maddeyi görmezden gelmesi, yani sosyal devlet meselesini, Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir sosyal devlettir. Sosyal devlet nedir? Azınlık grupların ya da hani daha görece toplumsal anlamda daha dezavantajlı grupların daha fazla korunması demektir ki, yani 10. maddede de zaten yani hani buna ilişkin pozitif ayrımcılık meselesine ilişkin şeyler, düzenlemeler mevcut. Yani nasıl düzenlemeler bunlar? Yani pozitif ayrımcılığa yönelik anayasanın 10. maddesinde hani daha teşvik edici ve işte bu anlamda daha da ileri çıkarıcı bir... Ama cinsel yönelim asla... Tabii ki yok. Yani hani zaten mahkeme kararlarından da gördüğümüz mevzu yani hani...
işte genel ahlak gerekçesiyle mesela gerekçenin aynı. Ya burada karar. Yine itiraz yoluna başvuran Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi var. Bu az evvel bahsettiğim mevzuyla alakalı olarak bu doğal olmayan cinsel yolla ilişki TCK'nın Türk Ceza Kanunu'nun işte 226. maddesinin 4. fıkrası genel ahlak tanımı yapıp Anayasa Mahkemesi bu cihette hüküm kurabiliyor mesela. Yani hani kuşkusuz Anayasa Mahkemesi'nin çok çok ileri ve çok iyi kararları var ve pek çok mesele açısından yani hani Türkiye'de yargının çıtasını yükselttiği söylenebilir bu bireysel başvurular. Ama LGBTİ meselesinde ciddi anlamda sınıfta kaldı ve LGBTİ'ler için etkin bir başvuru yolu olmak durumunda bence bu kararlardan sonra değil. Her ne kadar işte kabahatler kanunu ilişkin cezaları translara yönelik iptal etmiş olsa da bu kararlar Anayasa Mahkemesi'nin yani hani bir karar 17'ye 1, 16'ya 1 çoğunlukla, diğer karar da 15'e 2 çoğunlukla alıyor. Yani yargının ahval ve şerayeti hani bu kararlarla ya da hani LGBTİ meselesine homofobik ve transfobik tutumları bu açıdan görünür. Yani hani Engin Yıldırım gibi yargıçların çoğalması bu anlamda bizim açımızdan çok çok daha tabii ki şey olacaktır. Hala cinsel tercih diyor kararlarda. Yani hani ve az evvel söylediğim mevzuya cinsel yönelim ile davranışı birbirinden ayırt ederek bunun ayrımcılık olmadığına öyle bir yerden hükmediyor ki bu karar büyük ihtimalle AİHM'den ihlal alacaktır zaten. Umarım ve bu iki kişi de bize umut veriyor diyelim şimdi. Evet, yani Engin Yıldırım'ın kararı gerekçeleri özellikle hani her şeyi zaten ayrıntılı ve teferruatlı bir biçimde yazmış. Anayasa Mahkemesi'nin kararından daha uzun yazmış hatta. Bu ben hukuki terimlere de hatta LGBTİ mücadelesine de biraz daha uzaktan bakan biri olarak görüyorum ki bu AYM kararları ya da işte anayasadaki maddeler cinsel ilişkinin biçiminin bile orada tanımlanıyor olması tüyler ürpertici geliyor. Yani doğal olmayan yolla cinsel ilişki diye bir tanımı olması devletin. Yani evet, böyle bir tanımı var TCK'da. Yani hani bu işte pornografik içerikler bulundurma, depolama ile ilgili kenar başlıklı maddede. Ama şeyde mesela bu diğer kararda şey diyor Anayasa Mahkemesi, gayri tabi mukarenet tabiriyle görevden çıkarılması mevzusu var ya askerlerin. Diyor ki orada görevden çıkarılma var, tutuklama yok. Dolayısıyla hani böyle bir şey de yapıyor. Bir de tutuklama olsaydı yani hani gayri tabi mukarenetle yani hani o zaman ihlal verirdiniz diye mi düşünelim ve buna şükür mü edelim? Diğer türlüsü çünkü şey yani hani meslekten atılıyorsun ve bu meslekten atılma aslında senin aile hayatının ya da her bir şeyin özel hayatının tamamen yıkımı anlamına da geliyor. Ve ondan sonrası iş bulman ya da bir biçimde hayatta kalman, ayakta kalman çok 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 daha zorlaşıyor. Ya kaldı ki bu asker kişilerle ilgili mevzuda da AGİT'in bir kararı var. Yine Engin Yıldırım bahsediyordu. BM'nin kararları var LGBTİ meselesiyle ilgili. Ayrımcılık Komitesi'nin ya da AİHM'in pek çok kararı var bu özel hayat mevzusuyla alakalı olarak. Bütün bunları zaten hani dönüp baksaydı AYM ve hani genel ahlak kaidesiyle herhangi bir insan gibi hareket etmeyerek bir hukukçu edasıyla hareket etselerdi ve hani bu kararı genel ahlaka uygun değil, anayasaya aykırı bulsalardı çok daha yerinde olacaktı ki anayasa buna cevaz verir vaziyette mevcut haliyle. Yani anayasaya da Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM'in yerleşik içtihatları. Çünkü AİHM istikrarlı bir biçimde 8. maddeyle ilgili ciddi kararlar, ihlal kararları verdi pek çok ülkeye yönelik. Ve bu kararların pek çoğunda da hani bunun gibi şeylere rastlayabiliyoruz. Peki devletin eşcinsel haklarıyla ilgili, LGBT haklarıyla ilgili söylemlerinin gidişatını nasıl görüyorsun diye soracağım. Sanki politik konjonktür değiştikçe de bu konudaki söylemler ve tavır değişiyor gibi geliyor bana. Şöyle bir dönem yaşadık. Belki ciddi bir kazanım olmadı ama Erdoğan'ın 2012'deyken eşcinsel haklarının da güvence altına 2002. Alınması gerektiğini, 2002'deyken eşcinsel hakların güvence altına alınması şart dediğini hatırlıyoruz. Ya da bir seçim döneminde AK Parti'nin broşürlerinde bile 2014 yaraz gökkuşağı bayraklarının olduğunu görüyorduk. Ama şimdi bu kararlar sanki daha rahat veriliyor.
Ya o 2002'den beri tabii çok sular aktı. Çok şey değişti. Ya işte Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın son konuşmalarından bir tanesi. Nilüfer Belediyesi'ndeki eşitlik birimine doğrudan LGBTİ hakları ile ilgili Cumhurbaşkanı eleştiride bulundu. Yani neden toplumun ahlak yapısına, örf ve adetlerine uygun olmayan ilişkiler ya da kişileri belediye koruma altına ya da hani eşitlik birimi çerçevesinde faaliyet alanını aldığına ilişkin ciddi bir eleştiride bulundu. 2002'den 2018'e yani hani 16 yıl. Bu dediğin mevzu 2014'teki işte 2015 bayraklı fotoğraflar. Bayraklı fotoğraflarla propaganda yapılması. Yani çok eski bir tarih değil baktığımız zaman ama yani hani ülkede son 2-3 yıldır yapılamayan onur yürüyüşlerine baktığımız zaman özellikle bunların Ramazan gerekçesiyle şeye engellendiğini gördüğümüz zaman gidişat az çok zaten belli oluyor. Yani hani yorumdan azade bir biçimde gidişat ortada. Ve bu muhafazakarlaşma, ya bu tek taraflı bir İslami muhafazakarlaşmadan söz etmiyorum tabii ki. Genel anlamdaki muhafazakarlaşma kuşkusuz tüm azınlıkları, etnik, dinsel ve cinsel azınlıkları olumsuz yönde etkiliyor ve hepimiz zaten bunu günü gününe basından takip ediyoruz. Ve kutuplaşma arttıkça da sanki ilk vazgeçilenler LGBT hakları oluveriyor. Genelde öyle olmuştur. Yani hani baktığınız zaman şimdi bunun zamanı mı gibi muhalefet tarafından da bir takım şeyler, çıkışlar her daim, her devrin söylemlerinden biri ola geldi. Devlet eliyle yapılan ayrımcılıkları konuşurken ve seni bulmuşken hapishanelerdeki LGBT haklarını da konuşmak istiyorum ben. Biraz da gündemde son zamanlarda. Özellikle bu Direnci Coşkun'un hapsedilmesi. Yani hapishanelerde neler yaşıyorlar LGBT'ler? Ya bunun ilgili aslında ciddi bir rapor hazırlandı zaten ve LGBT'lerin taleplerine dair çeşitli şeyler görünürlük anlamında oluşturuldu. CİST'in hazırladığı bir rapor vardı sanırım LGBT'yi mahpuslarla ilgili. Tecrit var. Birinci mevzu bu. Yani hani tecrit dediğimiz şu. Yani beyan esas alınmıyor. Kimliklerin rengi üzerinden ya da hani devletin ya doğuştan atanan cinsiyet üzerinden bir belirleme yapılıyor. Bu belirlemeyi de kabul edemeyeceğinize göre sizi başka bir yerde tutabiliyorlar. Ya da sizi tırnak içinde sizin gibi insanlarla tutmaya çalışıyorlar ve sosyalleşme saatlerinizden tutun başka bir sürü şeye kadar diğerleriyle asla bir araya gelmeyecek şeyler üzerine kuruluyor. Yani bir trans kadınsanız erkeklerle birlikte kalmak zorunda bırakılıyorsunuz. Gibi yani hani bu çok rahat ama kalmıyorsanız bile tecrit ediliyorsunuz. Tek başınıza eğer başka bir trans yoksa kalmak zorunda bırakılıyorsunuz. İşte mesela ulaşımları işte makyaj malzemeleri ya da çeşitli mevzular. Mesela işte bu ameliyat mevzusu. Ulaşımlarda ciddi zorluk ve sıkıntılar çıkıyor. Hem idarenin ve oradaki işte çalışanların transfobik ve ayrımcı tavırları sebebiyle hem de mevzuatın zaten bu anlamda uygun olmaması sebebiyle yani hani ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Yani sokakta varsanız bile devlete gittiğinizde aslında kimliğinize dair hiçbir şey elde edemiyorsunuz gibi geliyor bana. Özellikle bir trans içinde hapisteyseniz daha zor. Çok daha zor yani. Hani dışarıda yaşamaktan tabii ki daha zor. Ya dediğim gibi pek çok mevzuya ulaşamıyorlar ve işte bu Direnci Coşkun mevzusundaki taleplere baktığınız zaman çok yaşamsal mevzular aslında her biri. Her biri herhangi birinin ulaşabileceği hapishanedeki mevzularken daha kırılgan olan bir tarafın daha fazla aslında yine hukuken sahip çıkılması ya da korunması gerekirken daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını ve aslında herhangi birinin ulaşabildiği şeylere ulaşamadıklarını görebiliyorsunuz. Hukuki süreçleri düşündüğümde en belirgin ayrımcılıklardan birini de bu cinayetlerden sonrasında görüyorum. Nefret cinayeti. Kadın cinayetleri son zamanlarda çok artsa da ve hukuki kararlardan hiçbirimiz memnun olmasak da en azından televizyonlarda, haberler üzerinden bu kadını kim öldürdü, kaç yıl aldı, ne oldu ne bitti bunu görebiliyoruz. Ama trans cinayetlerine baktığımızda zaten ana akımda hiçbir yerden okuyamıyoruz. Ve özellikle hukuki süreçte neler oluyor? Bu kadınları kim öldürüyor? Bir takip var mı yoksa göründüğü kadar hakikaten yok mu bir şey? Ya bu LGBT nefret cinayetlerine ilişkin medya görünürlüğü tabii ki zaten dediğin gibi yani hani herhangi bir biçimde söz konusu değil. Yani bu işte
devletin ya da hani toplumun yaşamaya değer gördüğü hayatlarla, bilmeye değer gördüğü hayatlarla, bilmeye değer görmediği, yaşamaya değer görmediği kişiler, hayatlar arasında yaptığı ayrımın tezahürü bu medyadaki görünmezlik mevzusu. Yani yapmışsa bir sebebi vardır, öldürmüşse şeyinin başka bir yansıması. Eskiden daha kötü bir biçimde veriyorlardı bu haberlerin sunuluşu. Daha transfobik, daha homofobik bir dille veriliyordu. Görece bu haberlerin sunuluşu epeyce değişti süreç içerisinde. Ama bir noktadan sonra artık hiç yani yer verilmemeye başlandı. Medyaya bu şekilde yani hani zaten LGBTİ temsillerine baktığımız zaman medyadaki bir dönem görebilirsiniz iyi bir şey. Artık ondan sonrasını çok sık rastlayamıyoruz. Yani hani herhangi bir şeyde rastlayamadığımız gibi genel anlamda ifade özgürlüğüne ilişkin. Ya da işte azınlık meselelerine dair. Mahkemelerin tutumu bu noktada yine bu işte genel ahlak gerekçesiyle ya da namus gerekçesiyle verilen kararlar oluyor. İşte ortalama verilen bir ifade vardır. Çok kaba bir biçimde tarif edeceğim. İşte katil tarafından işte der ki katil. Ben maktulü kadın zannettim. Trans kadınlar için söylüyorum. İlişkiye girmek için anlaştık. Ama işte eve ya da otele gittiğimizde kadın olmadığını anladım. Sonra bana tecavüz etmeye kalkıştı. İşte ve ondan sonra ben de hani o anki sinirle, evet o anki sinirle öldürdüm der. Yani hani öldürdüğü de işte 28 bıçak darbesidir ya da işte boynundan kesimidir ya da neyse ne hani. O da meşru müdafaa sınırını aştığı için artık bir noktada haksız tahrik üzerinden indirim yapılır. Bunun da takribi yani hani infaz kanunundaki düşünler, öteler, veriler de sayıldığı zaman 4-6 yıl arası genelde ceza alınır. Yani 4-6. Hani bu evet bu da cezasızlık aslında demek yani hani bir biçimde bir baktığın zaman yani hani öldürebilirsin. Yatacağın çok bir süre değil. Hani elimde olsa meşru müdafaa verirdim, veremedim. Kusura bakma demek bir taraftan da bu tip şeyler ya işte en son bir haber çıkmıştı. En son dediğim ya aslında birkaç yıl oldu gördüğüm haberi unutamıyorum bir türlü. Eşcinsel öldürülen, nefret cinayetine kurban giden bir eşcinsel erkeğin üzerinden kırmızı tanga çıktı diye bu indirime konu olmuştu mesela mahkeme tarafından. İndirim gerekçesi yapılmıştı. Alınan çok az olumlu karar var. O hususta işte Diyarbakır'da ailesi tarafından öldürülen Roşin Çiçek kararı olumlu bir karar. Orada ağırlaştırılmış müebbet vermişti. Hala yargıta yaşamasında ya da döndüm bilmiyorum. Ama genel olarak yargının tutumu cezasızlık diyebileceğimiz çok düşük cezalar ya da hiç ceza vermeyerek şeyler yönünde. Yani hani ters taraftan baktığınız zaman transların şiddete uğradığı ya da işte kendilerinin müşteki pozisyonunda olduğu davalarda ise ya takipsizlik kararı verilir, ya kovuşturma yer olmadığına dair karar, ya işte hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ya infaz erteleme ya da başka şeyler. Ama genelde meclis sitesi davasında mesela yani hani ciddi anlamda şiddete maruz kalmıştı, silikonları patlamıştı vesaire falan filan. Ama alınan ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına tabi bırakıldı mesela. Yani hani gibi yani korkunç bir cezasızlık hali var. Aslında görmediğimiz yüzlerce cinayet işlenirken bir yandan da görmediğimiz... Evet ya bunlar aslında bu cinayetler raporlanmaya çalışılıyor LGBT derneklerince, elden geldiğince ve o ağ genişledikçe. Ama dernek olarak ne kadar mümkün bu ağı kurmak ve hani şey yapmak herkese aslında göster. Devlet istatistikleri olmasına rağmen olması gerekirken zor. Yani dernek olarak tek başına bütün hepsini kapsayabilmek ve o hak ihlallerini raporlayabilmek. Umutsuz bitireceğim ama ilk konumuza da dönersek, eğer eşcinselseniz, LGBT bireyseniz ve memuriyetten atılıyorsanız herhalde bu öğretmene baktığımızda 10 senede, 20 senede uğraştığınız herhalde bir sonuna gidemiyorsunuz bu yolun. Ya bu öğretmenin şanssızlığı 98'de Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunun olmamış olması aslında bir taraftan. Öte taraftan olsaydı ne değişirdi emin değilim bu karardan sonra. Ama yok yani hani mücadeledir 10 sene de sürse 20 sene de sürse evet. Ne kadar sürerse sürsün bu içtihat değişecek yani hani tepkilerle Ahim'in verdiği karar sonrası bu içtihat değişecek ve değişmek zorunda yani böyle bir içtihat
kurulamaz. Yani doğrudan ayrımcılığın hukuki kılıfa uydurulması bu içtihadın anlamı, bu kararın anlamı. Başka bir manası, başka bir izahı yok. Eşcinsel olsanız ya da trans bir memurda olsanız ya da başka bir işte çalışsanız ayrımcılık ayrımcılıktır. Ve ayrımcılık yasağı Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından koruma altına alınmıştır. Yani hani ama öyle ama böyle bu kararlara uymak zorunda idare, yargı ya da devlet totalde. Dolayısıyla mücadeleye başarılar diliyorum. Evet yani hani hukuki ve toplumsal anlamdaki mücadele her anlamda kazandıracaktır. Yani hani bu vazgeçilecek bir yol ya da yöntem değil bu haliyle. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz bana. Teşekkür ederim. Medyaskop'ta bugün Anayasa Mahkemesi kararları ışığında cinsel yönelim ayrımcılığını konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.